Kitaplarımın ben kitap basmayı düşünmüyordum. Sadece yazımı yazıp not geriye bırakmak. Bak yağmur yağmaya başladı. Biz geçelim sonra devam edelim. Geçelim. Hadi geçelim. Hadi. Alalım kamerayı. Nelerden bir işaret midir? Bir ağlıyormuş. Hocam kız yapmamadı bu öyle Çok güzel ya. Yok, ha, haset, şey hasetin fesatından çatladığı dua var. Hocam, Google, cenazede sonra bütün insan tercihleriyle yok onu ben izleyemedim anladım. ya. Hiç daha denk gelmedi. Çok yakıştı. Şey, 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 maşallah teremoni bu kameranın yerinde olmak isterdim Benle müşerref oluyor kamera. Sen ne hocam. Peki çekim nasıl, çekimi? Çok güzel hocam, şey, iPhone kameradan da daha kaliteli. Tabii çok güzel, kendi şeyi de var. Bunu böyle çıkartınca biraz daha dar hocam. Bunu takınca geniş ayar oluyor. Sesim falan da çok iyi. Çok kullanışlı vlog kameralar. Şu an vlogları biraz zirvede dedik, bu delimizin altında olsun. Diğer kameralar da altında olsun. Maşallah, maşallah. Elhamdülillah. Geçer. Oradan mutlaka geçerler. Aha. Siz öyle bir yere oturmuşsunuz ki geçilecek bir yere oturmuşsunuz. Bizim <laughs> <laughs> biraz, biraz arka bir ama güzel olacak hocam artık. Fark etmez. Geçen geçsin bana ne siz sonra silin. <laughs> Bilmiyorum uygun bir şey olsun işte. Değil mi? Değil hocam. Ama uygun da bir şey kalmadı ki hocam. <laughs> ha şunları biz aldığımızda ne kadar şimdi bir anda bir iki ay içerisinde çok arttı bize hamd olsun yine. Ya uygun ki, münasip hani renkleri diyor ha, da. Renkler renkler he <laughs> he. Benim aklımda paraya gidiyor hocam bu arada. Abi <laughs> bunların fiyatını duyunca. Kamera ne kadar şimdi? Ya Allah. Başlayalım mı? Şuradan bakın da konsantremizi bozmasın arkadaşlar. Şarabiliyor muyum? Evet, evet hocam, çok iyi hocam. İhsan Hoca'nın şarabı da... Evet, evet. Şuradan Fatih'in şarabı gibi. Ha bu uşaklarla seninle mi geliyor? He onlar da benimle geldi hocam. Ha bu elime dursun mu? Dursun hocam. Yani orayı da inşallah alacağız. Çok güzel orada şeyler var. Evet, 1500 yıllık bir sürü eserler var orada. Ya beni çek. Evet, elhamdülillah. Evet. Allah razı olsun sağlığımızdan. Çok sağ ol. hocam çok. Kendisi ben şey yapsana hocam yemeği kendisi yaparken çeksene. Doğayı düretmeyin Hadi git ona yetiş heh. yetiş. <laughs> Yani, yani fırsat bu fırsat. Abi, hocam nasıl bu kadar güzel giyiniyorsunuz? Siz mi seçiyorsunuz yoksa başkası mı giyiniyor? Hiçbir güzel bir şey seçmiyorum. Yunus seçti bugün. <laughs> Bilmiyorum. Memnunsanız teşekkür ona edin. Ben hiç alakam yok. Gözünüzün zevkini çok kere bozduğum için kusura bakmayın. <laughs> Sağ hocam. <sabırlarım>, olur mu? <laughs> çay mı kahve mi? Tercihimiz mi? Evet. Kahve zorunlu. Ee, çay keyfi biraz ama ikisi de tabii yeşil çay iki üç tane içmeden e, siyah çay işte bir doktora da az istediler, reflü mefri işinden ama e, yani kahve günde bir içmesem hiç ayıkamıyorum. O triyaki olmuş. da açtırıyorlar diyorlar, doğru mu? He? Zeka da açtırıyor diyorlar. E, Açıyor. Değil mi? E Bir de meşayihtan rivayet bir şey var ya, e, kahve içen, kahvenin kokusu ağzında bulunduğu sürece melekler onun için istiğfar eder. He. Ama şimdi bu Türk kahvesinin şeyinde bu koku oluyor. Diğerleri de yok yani. Diğerleri o Nescafe, bilmem neler bir kötü koku oluyor peşinden. Yani acayip bir kötü koku hasıl oluyor. Yani bardaklarda bardaklar. Evet. Şimdi kahveyi asansöre koyuyorlar. iki gün sonra yine o kahvenin kokusunu alıyorum. belki Nescafe bilmem ne koysan bir de birkaç zaman sonra leş gibi bir koku çıkıyor. Yani o Türk kahvesi dediğim yani telveli kahve ha. E, telveli kahve. Hatta onun üzerine 116 olacak. Kavi ismi okursa üf. Tabii. Kahve okuyacak tabii. Kettani Meşayihinden kitapta gördüm. E, kahve için onu da yapamıyorum vakit bulup. Kahvenin üzerine kaviyun 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 Allah Celle Celal var adı, sen, <laughs> 116 kere şey yaptı mı uyarıcı e, mekanizma kat kat geçiyor. Allah da kuvvet veriyor Kahvelen beraber. Eyvallah. Ama doktorun kahve yasak ettiği <laughs> kahve, gün çeksin o yes içsin demedik ha. Anladık hocam. Hiçbir besmele bile tam değil. Bismillahirrahmanirrahim. ile başladık. <laughs> Besmele bile tam ayet mi değil mi ihtilafı var. Neml suresindeki e, yarım ayet olduğundan kurtarıyor ama Şafiler bütün surelerin başındaki müstakil ayet dediği için Hanefi ile Şafii tartışması var. İhtiyatan bize göre surelerden tam ayet değil. Nemildeki bir ayetin parçası İnnehu min Süleymani ve İnnehu. Oraya kadar ayetin içinde olduğundan kurtarıyor. Ayet Tam ayet olmuyor ama ya bu Şafii'ye de çok ciddi değer veriyoruz. Evet. Onun için besmele bile koymadan bir kitap eline aldığından bir ayet tam ayet bulunmadığı halde bütün koruma ile ilgili hadis-i şeriflerdeki en kuvvetli duaları yazdım. Bu sırf adet halinde veya doğursa 40 gün, Hanımlar onu çok soruyordu, çok iyi oldu. E çok soruyordu da takip etmiyorlar ki. Ne kadar <laughs> affedersin o kabaz varsa onların peşindeler. Yok o, mok o, bilmem ne, ne bulursalar giriyorlar içine. Çarçaflılar bile İstanbul'da tefsire gidiyorlardı. Evet. Zor kurtardık. Bir kısmını da hala kurtaramadık. Yani efendim may, may seyrediyorlar. Bilmem neyi seyrediyor. Ya siz ne kaşınıyorsunuz ya? Kaşınanı kaşırlar. Bir gün gavur olacaksınız çıkacaksınız işte. Yunus Aleyhisselam'a kafir dedi adam öbürü de seyretti. Sen de aa öyle miymiş dedin gittin. gittin yani kadar. kaşınmayın da kardeşim. Kurttan kuzudan hikaye anlatacak zamanda değil. Yani şimdi burada millet iman meselesindeyiz ya. E dinlemiyorlar. Bu kitap işte bilmiyorum kadınlara diye adını da Benim tam. De haberim daha yeni oldu hocam o kitap. Ya sen de mübarek bu kadar beni kitaptan takip eden sen böyle dersen ben ne yapacağım ya. Şaka değil, yapmıyorsun herhalde ya. ya. <laughs> Allah Allah. E biz o zaman kimseye bir şey duyuramamışız ha. Vallahi ne boş konuşuyorum. <laughs> ya. Yok estağfurullah hocam olur mu? Bana da çok adamlar söyledi işte o hallerdeyken nasıl ne o Babacığım <laughs> bir kitap yaptım özel mesai harcadım ya. Biz tam bir ayet koymama özen gösterdik. Sol taraftan Türkçeler, sağ taraftan Arapçalar. Bunları okuyan da sihir büyü. Hani ben zaten ayet sokuyorum okuyorum. Üç ihlas, üç felak Şunu okuma ama adeten de okuyamayacaksın bunu. O zaman kalesiz kalma, kalkansız kalma diye yaptık. Ne yapayım ben ya? Bu kadar düşündüm ben bunu. Kadınların en mühim sorunu. Çok ben sorayım. bir gün ayet okumasam ne olurum? Sabah akşam Bismillahirrahmanirrahim okumasam ne olurum ben? Bitti valla. Kabul Ahbar'ın dediği gibi radıyallahu anh. Yahudiler dedi beni köpek gibi avlatacaklardı. Bana ne büyüler yaptılar diyor. Ama bir dua var orada. Şu duayı sabah akşam okumasaydım çünkü Yahudileri deşifre eden, Tevrat'ı gizlediklerini açığa çıkaran alimdir. Tabiindendir Hazreti Ömer bile ondan vaaz isterdi. Kâbül Ahbar'ın sözü, Hilyetül Evliya'da kaynaklarda geçiyor. Yahudiler beni köpek gibi havlatacaklardı. Öyle zararlı, şerli büyüler yaptılar, belalar saldılar başıma diyor. Eşek gibi diyor, himar gibi anırtacaklardı, köpek gibi afkurtacaklardı. Tabir bu. Ama ben işte Avcı kelime la, la, la ne diye bir dua var. Onlar da birbirine müteşabihattır. O hadiste de çok var. Kamil Apar'ın özel duasını oraya koydum. E sen şimdi bunlarla amel etmiyorsun, ondan sonra bana vesveseden nasıl kurtul? Kardeşim sen her tarafı açmasın, kapı bacağı açık, hırsızdan nasıl kurtulur? Ya adam kitli yeri deliyor, giriyor da. Sen kapıyı açmışsın ya. Bir kalkana gir, bir kaleye gir. La Yüncil abdevine şeytan illa zikrullah. tirmizi Allah'ın zikrinden başka şeytandan kurtaran bir şey yok. E vesvesenin kaynağı ne? Şeytan. Ve şeytan. Sana demiş ki zikir ve duadan başka yapacağın bir şey yok. Bir de En'am suresinin başından 3 ayet. Bu da tabii e, adet hali olmayanlar içindir. Evet. Bu her sabah namazdan sonra biz okuruz efendiler hep okurdu. Ve onda da özel meleği var o ayetlerin. Şeytan sana vesvese vermeye geldiği zaman elinde demir topuzla geliyor. O şeytana bir vuruyor araya 70 bin perde koyu. Ha. Daha o şeytan sana bu salat olamıyor. Bu da Enam suresinin başından Elhamdülillahi Halekat semavat ve la dujale Zulimat'tan başlıyor. Efendim. E, ve alem ma teksi buna kadar. İki hatta ilavesi var. O maddi düşmanlara karşı ben onu da okuyorum tabii benim maddi düşmanım çok olduğu için. Ama ilk üç ayet şeyde yetiyor. Yani bu gibi o İyeşe Yüzüp -ib İbrahim suresi rakam verebiliriz. O ayet okuyor. Allah sizi giderip yanınıza yeni şeyler getirecek. Bu Allah'a zor değil. O ayet okuduktan sonra ya faal. Bu ismi çekerek, uzatarak okuyor. Ya faal, ya faal. Celle, celle Allah tam bir sığınmayla. Eyvallah hocam. Hemen perdeler girecek. Cevap çok iyi oldu. Arada bize fırçamızı yedik Allah'ın izniyle. Ne en dedik? fırçamızı yedik. Ama ne oldu kitabı Mahvettin bırakmış Hak Mahvettin abi seni hak etmeye ne demem ya. <laughs> Yok harbiden. Sen kitap uzmanısın. <laughs> kitapları millete tanıtan insansın. Herkesin kitaplarını <laughs> evet. inceliyorsun. Yok onu ben nasıl Bari kaçayım? bizim listeyi bir al ya. <laughs> Yok iyi takip ediyorum de hocam işte o adet hayal çık. Niye dikkatimi çekmedi anlamadım. Onu da gösterelim varsa. <laughs> He, varsa o kitabı <gülüyor> hakikaten Kitab bir <laughs> <mi> gösterelim. <gülüyor> gösterelim <gülüyor> varlığını ispat edelim yani şimdi. ben bilmem lazım ama nasıl bilmiyorum diyor. Bir de öyle bir şey geldi. Ee, hiç bir daha da bir kimse görüştünüz mü? Görüşmeyeceğinizi biliyoruz ama denk geldiniz e, mi? Görüştük işte. Hazır Bayındır'la mecbur oturduk. Ahmet Van'ın hoca kalktı getirdi. Ha. Bir iki saat uğraştık. Efendim getirme bunu dedi. O yine ikna edelim dedi getirdi. Yanlış yaptı yani efendim Ondan sonra gitti Mahmut Efendi mollalarına cevaplar bilmem neler. Orada hiçbir cevap veremedi halde. Orada konuşamadığı konuları gitmiş evde düşünmüş sabaha kadar. Mahmut <laughs> Efendi'lere cevap vermiş. Bir tek iyâken abdü ve yâken estâin okudu. Allah'tan ancak yardım isteriz de efendim yüzü suyu hürmetine istenmezmiş. Sen dedim ne dedim? Ya ken abdu ya Mealciler gibi. Diyanette fetva görevlisim diye geldin. Ya ken okuyorsun. Evet. Kime okuyorsun? Mahmut Efendi var orada. Ee, Büyük Bayram Hoca var. Şehit Bayram Hoca var. Hızır Efendi var. Sağmacılar Abdullah Efendi var. Efendim Cübbeli Zurnan'ın son deliği var. <laughs> e var oğlu var yani. Koca Mahmut Efendi'ye İyâken Abudi okuyorsun. Sen kime okuyorsun İyâken Abudi'yi diye? bir ilmi bir şey konuş. Biz orada adüseden bir açtık, dirdik. şey kesildi. Aya yerden kesildi. E ondan sonra da ben onlara şöyle diyecektim diye demişim gibi kitap çıkarttı <laughs> yani adam. Ve bunu yaşadık yani. En büyük pitatçıdan orada oturduk. İslamoğlu suratını görmedim elhamdülillah. <laughs> Hiç nasip olmadı. Bir ara uçakta denk geldim demiş. Ha gördüm yani. ya. Bak yalan olmasın Yok, ya. İyi takip ederiz hocam. Tam da Cemal Vanlıoğlu hoca var yanımızda. Ye gidiyoruz Ankara'ya bir toplantıya. Efendim sen Ola Ahmet Hoca var. Cel Celal Ercan Vakıf Başkanı var. Tam da geliyoruz. Cemal Hoca'yla ile de iyi tanışırım ederim. Ona çok görüşemem hasbel kader. Evet. O da işte ya sen bu reddiyelere helal olsun bilmem ne bana bir destek veriyor ama o da şeydir. Hiç lafı sakınmaz. Bizim Lale Gül'e diyorum devamlı çıkarın Cemal Hoca. Yı. Onlar da az mı çıkarıyorlar? Ne diyor Cemal Vanlı oldu yani. Çak, tam şerat. Ondan sonra ağzına çene de var. Yahu dedi bu bidatçılar dedi. Sefelen dedi tam uçağa bindik biz ne bilelim. <laughs> bir de bizim çağrıldığımız yere çağrılmış. Allah Allah. Ya mühim bir yer. Bazıları anlamıştır şimdi. Ramazan programı. Ya arkadaş e, uçağa bindik o önde bizim üstte oturmuş. Biz en dipte koltuğumuz ondan sonra ulan bir daha deli de en önde oturup da bize eli sünneti gıyayi çık çiz kazırız vay hiç çizdirdik yani rezillik. Ama <laughs> <laughs> ne yapalım şimdi? <laughs> ondan sonra hasberli o koltuğa ayarlamamışlar. Ya ben şimdi bir önce önce diyor önde hamal olsun, köyde olsun, çöpçü olsun başımın Başımız üstüne değil. elini ayağını öperim ya. Halkımıza çok saygımız var. Yani ben orada sınıf ayrımından demiyorum ama şimdi bir tat el üstümüze çıktı abi. el <laughs> Hadise muhalif şimdi. Ne yapacağız o saatten sonra artı para verelim diye öne de geçemeyiz. Herkes oturmuş. Geldik. Bu da şimdi bizde bir göz göze hemen kafayı çevirir, Ben anlamadım o. Ben zaten kadın kız var diye evet. önüme bakaraktan giderim şimdi. Bir de son gelenler herkes ona bakar kim geldi diye böyle. <laughs> o en kızdığım şey uçaklarda. E, Cem Yılmaz öyle anlatıyor ya uçak hadiseleri bilmem evet. neleri hepsi. Işte, önde olanlar perde çekildi bilmem ne, arkadakilere bilmem meyve suyu öndekine bilmem kasos. Yani o durumda en uçak binmekte en kızdığım şey Böyle bütün milletin önünde geçip bir de en son sıralardaysan herkes sen işi öyle bir bacağından ağrı kafana kadar çizerler. O duruma düştü kasbel kader. Evet. Şimdi e bu sefer tam da girdik o da onu görmüş. O bakıyor. Evet. Görmüş. Ben de bakmadığım için fark etmedim. O deyince baktım. Deyince baktım. Al da sana dedi. Bidat eğilinin dedi. Bağırıyor bile. Ya kardeşim. Çoluk var çocuk var. Bağırma. Ama Cemal Hoca dayanamadı yani. Pidat ehlinin dedi önde gideni dedi zındık mı dedi. dedi. Ya hocam dedim dur ya hakaret bakat başımıza dava açılır. Bir bağırdı. Bir de orada onun yüzünü görmüş olduk. Mülevves olduk. Yani. Bir <laughs> şeref olmadık tabii. Bir de şey hatırlıyorum. Çorbacı'da denk geldiniz Cenab-ı Ya o sorma kalktı karşı masadan ben hanımla çorba içiyorum orada. Artık o çorbacıya giderken ortada oturmuyorum. Kenara gidiyorum da gidemiyorum birkaç senedir de. Hemen geldi. E şimdi o gelince ben ayağa kalktım. O şimdi gelince ben de ayağa kalktım. Ben yani şöyle hepten de adab-ı muhaşeret, evet, adab muhaşeret bakımından adab-ı muhaşeret bakımından Yahudinin cenazesine bile ayağa kaldırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insan değil midir buyurdu mesela şimdi cenazede ibretlik mesela. Kalktım e, nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız iyi misiniz? Bilmem ne bilmem. Ne. Ama adam programa beni çağırıyor. Ben nasıl programa gideyim? Yani şimdi Iyi, e, e, Ebu Bekir Hoca'ya tevessülü getiren bana da inek dışkısı getirir, <laughs> suratıma bulaştırır yani ben o adamdan nasıl yapacağım şimdi yani adamda şey yok, adabı, muaşeret yok, konuşma adabı yok. Bir de ilmi seviye yok. Şimdi diyor ki istediği kitabı getirsin, Arapçadan getireceğim, Hidaye'yi götürsek okuyacağım diyor. Nasıl okuyacak ben anlamadım. Nur Acaba de, şey simutine, mümkün, bir cihaz mihaz mı var adamda? <laughs> Anında otomatik mi almayacak, Beynine bir şey mi taktı? Yok, Na, medrese okumamış adam nasıl anlayacak bunu? Şey, Bana meydan okudu ya. Çünkü adası. neden? Bir kere çıkayım rezil olayım da ben. Ha. Çünkü neden? Ondan çıkmak rezilliktir. O rezilliği kabul ettikten sonra o okuyamasa da sorun yok ki. Efendim ya devesi diye getirecek ya bu şey getirecek ya. Yani. Ya da şeyler hocam yulema dusi. Ha. Hatırladınız mı? Ne o? İşte şey var keriz yolma duasına yulema dusi demişti. Ara farsene de onu izlemediniz mi? O izledim de unuttum. Ben <laughs> onları unutuyorum ya. Siz gençler <laughs> kafam. Kabak... E ne neydi o? Aslı neydi? Osmanlıca da bilir hocam. Şaka yapmışlar herhalde. İşte keliz yolma duası diye yazmışlar. Muska diye koymuşlar böyle. Yani evet. korumak. Yo duası. onu biliyorum. Şey hatta <laughs> Osmanlıca yazmışlar kerisi falan. De. Orada işte hanım ablamıza sordu. diyor ya hocam. Ne yazdığını görüyor musunuz diye? Kereze mene yule öyle bir şey Hal sayı. Halbuki <laughs> Keriz olma duası yani. Yok hani yule matusi diye. Osmanlı'yı da yarım şey bilenler şey yazmış. <laughs> kurtuluş doğruluktadır. Onu da Osmanlıca okuyayım dedi. O da ele fıstık diye okudu yani. Şimdi bu da böyle yapmış demek. Daha da beter olmuş. Daha beter oldu. Ama adamda iddia çok. yani o şeyden korkmaz ki. Yeter ki Cübbeli bir rezil olsun da. Ben de ben ondan sonra Arapça bilmediğin meydana çıksın. Mühim değil ki. Sıkıntı yok. 13'ün mühim değil. Seni mi indire çekiyor? Eyvallah. Bu arada hocam geldik. E adı ne tam? Oku. Evet. Tanıt Hayır. o zaman. Hadi hemen, tanıtacağım diyordun. Tanıt. Tevafuk oldu. Hayız. Kefaretin bu. <laughs> kefaretin bu olsun hocam. Hayız, adet kanı, nifas, lohusalık ve istihza. Özür kanı. İstihaza. Ha, i̇stihaza. ha Özür kanı ile alakalı hükümlerin beyan eden kadın haderesi sayesinde. Değil ya. Evet. Yanlış yere getireceklerini demiştim sana dedim sana onlara internete <laughs> internete dua koyun dersem de bilmem ne çocuk çocuğa kalma duası koyabilirler. Yani ben nasıl güveneyim ki arkadaşlarım? <laughs> Öyle bir şey değil o. <laughs> Doğru bu kadın halleri sayesinde. Kadın Duvaları halleri değil. onu da merak eden e, özür kanımı, ayız kanımı, doğrusu bunları hükümlerini yazdığım bir şey, O fıkı o. Evet anladım ben Yok, diyeyim baba, diyeyim ki bu dua nasıl var diye. Ne alakası var acaba abi? <laughs> Neyse. İstihaza İstihaza de ayet okur. Evet. Normal şey, özür, özür kanı, kanı o. Evet. Mani değil özür. O zaten yıkanmasa şeyde geçer alalım. E, tabii tabii o beş vakit kılıyor ki özürle. Ne hocam iki kefaret oldu bunu da tanıştık. Onu oldu. da tanıttın. Kardeşler var hanım kardeşler. Bir daha doğru oku şimdi. Ne doğru okuyayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok Hayır. ne niyetle okudun yanlış oldu yani. yani Niyet yanlış oldu. İstihdaya millet şey oldu. bekledi bekledi şimdi millet. <laughs> ne alakası var? <laughs> yani. Bana alakası olmadı hocam. <laughs> evet. Hayız, adet kanı, nifas, loğusalılık ve istihaza, özür kanı ile alakalı hükümleri beyan eden kadın halleri risalesi. Tamam. Güzelliği bu fıkıhla ilgili. Bu fıkıh. Evet. Merak edersen. Canımız bu. çıktı bunu yapana kadar. <laughs> Çünkü e, zor iş. E, yani kadın halleri de erkekler yaşamadığı için Evet. konuyu kitaptan anlamakla, tatbikatta milletin başına ne geliyorun mukayesesi, e, yabancı kadınlarla da konuşup konuşulacak haller değil. Evet. Bayağı uğraştık yani. yani e, getir, başka yoksa <laughs> onu da getir. Yunus oradan tuttuğunu getiriyor. <laughs> ya mübarek adam <laughs> şimdi. e bak oku şimdi onu. <laughs> Şunu hocam. Ha. Adetli hanım <laughs> düzelteyim bir. Adetli hanımlar için e, cinlerden, büyülerden ve şerlerden koruyucu dualar. Bu tamam. doğru tuttu herhalde. E, ha, tamam. <laughs> İsminden belli ya. Anlaşıldı <laughs> <laughs> şey yani. Öbürünü okuyorsun okuyorsun. Ben de sonuna gelecek. Dualara bunu nasıl bağlayacağız dedim yani. Bağlayamıyorum. Ben de onu anlamadım ama neyse. İki tamam. kitap tanımış olacağım. Tamam. Bu da bu kardeşler. Doğallık güzel şey. Çok güzel. E. Şimdi bunu normal tanıtsak bu kadar kafalarında <laughs> kalmayacaktı ya. Ben de şimdi okuyacağım Allah'ın izniyle. Evet. Bizim bir anlatırız. Ama güzel bir et hocam. Allah razı olsun. Şuna bir ince dilim limon atarsak. Çay mı kahve mi? Limonlu çay. Limonlu çay. <laughs> tamam mı? <laughs> Allah razı olsun. Hararet <laughs> yaptı. Ya çok güzel oldu. Bu doğallık nereden geliyor hocam? Madem doğallık dedik. Doğallıktan geliyor. Yani tabii büyüdüm. E, yapmacı hiç yapamam. Evet. Sırıtır. Yani yalan hiç konuşamam. Yani yalan konuştuğumda zaten ciddi konuşamadığımdan anlarsın yani. Sulu bırakırım işi bilmem ne bilmem ne. Ee, Allah'tan nasip etmesin bu yaştan sonra da rezil olmayı. Yani yalan kadar nefret ettiğim bir şey yok. Ölümüne gitse annem öyle derdi rahmet. İdam'a götürseler rahmet doğruyu söylerim. Öyle bir kadındı. Kabri nur olsun. Allah rahmet eylesin. Yani nefret olur bir şey olur. Ha bir insan bir kadından efendim mahremleri varken yanında veya halvet değilken orada adam bir şey söyledi, bu bir şey duyar, cevap verir. Bunlara da biz harem demiyoruz. Ama bu ilişkiyi yarın halvete götürüp, teke kalmaya götürüp, muhabbetler ma, ma mesela Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Hele, yakba'ne bil kavul. Konuşmada ne yapmasınlar? Lafı eğip bükerek ee, yani bir beden kırıtması var, bir lafın kırıtması var. Kırıtarak konuşması. Kır, Şeye ve yumuşak konuşmasınlar Hı. diyor. Bak. Ayet bunu söylüyor. Fiyat mahlezi fi kalbi Kalbinde hastalık olan tamahlanmaya başlar. Sen bilmiyorsun ki kimin kalbinde tamam var. Sahabe döneminde bile Hz. Ömer do haklı çıktı. Dedi ki iyisi var, kötüsü var. Sahabe döneminde Adam mescitte. E sen şimdiki insanlarda bu nasıl temin edebilirsin? Bu adam çok güvenilir adam. Ya herkes nefis taşıyor. Onun için e burada mahremiyete riayetle, halvet olmamak kaydıyla efendim konuşmalarda la baliliklere girilmemeyecek şekilde onlar haram. Mahremi yoksa. Onlar haram. Mahremi illa olur. Nasıl olmayacak mahrem? Doğru bir dayı bir amca çıkar illa ki yani. E yani. mutlaka bir ha. mahremi olur. Yani nikah ebedi haram olan bir mahremi olur. E bu şekilde eğer o kadar da parası varsa madem bu kadının kusura bakmasın evlensin yani. <laughs> Aa ne turturup bekar duruyor. Hem para var hem ondan sonra fakir de dolu adam var. Alsın bir fakiri de bir fakiri de sebeplendirsin. O da onu mahremi olsun. Eğer o işten anlamıyorsa o mahremiyle işlerini yürütsün. Hem paraları et Bir şey mi evlenmiyor? Mahremi yok. Sen de sorduğun soruya bak yoksa kimin koca bulsun? Bana ne ya? Fakir Al. sevindirsin. Fakir sevindirsin ya. Bir de zengin koca almasın. Malları birleştirelim. Aile şirket evliliği. Ya ne şirket evliliği? Git bir gariban bul. Ondan sonra bir birisine Müslüman bul, takvalını bul. Ondan sonra efendim o da mahremin olsun. Bir de hocam şöyle bir soru var. Sabah kalkıyoruz elimizde kına var. Cinler bize nikah mı kıymış oluyor yoksa başka bir şey mi? Nikah kılsaydı tecavüz de ederdi yani. Tövbe <laughs> estağfurullah. Nikah çünkü aha perilerle cinlerle ilişkiye rüyada girip de hamamcı olan var. Hamamcı olan çok var. Mesela bizim Eyüp vardı rahmet için sağ olsaydı diyemezdik. Efendim sen şoförlüğünü yapar. Çok itikatlı mübarek adamdı. Ondan sonra tecavüz de eder yani. Edemez demiyorum. Kızlığını da bozar. Allah Allah. Tabi nasıl korunacak? Duayla. Şimdi bir şey dedim şimdi. Ayetten delilim var mı? He? Var. Lem yatmis insün gablevum ve lajan. Cennet hatunları hakkında söylerken ne bir insan bekaretlerini bozmuş, bakireliklerini. Tames bekareti bozmak. Onlardan önce ne bir insan ne de bir cin onların bakireliğini bozmamış diyor. Burada ne anlaşılıyor? Cinler de bekareti bozar insanın. Tabii. Onun için bu cinler hakkında çok o şey Ertan Özyiğit ya mübarek adam çağırıyor bizi de çağırdı cinler için. Cinler cinlerden başka her şeyden konuştuk. Ya uzaylı tanıdık. Ya mübarek adam. Cinler nikahlanır mı? Evlenir mi? Doğur mu? Doğurur mu? Talak nasıl oluyor? Mahkemesi nasıl olur? Yani dolu kitaplarda ilim var. Buna özel bir program yapılır hocam. Çok e buna milyon. sen bu gençlerin merak ederseler... Bir yaptık bir milyon izlendi. Bu cin meselesi. E <laughs> sen yaptığın cin işleri o ayrı. <laughs> Havasçılarla, Allah iş yapıyorsun. Ben sana kitaptan senetli isnatlı cin aleminin bütün her şeyini konuşalım. Yo, daha fazla izlenme. Bu mesela. önümüzdeki her ay da. Evet. Üç, üç dört tane konu cinlerden. Çok güzel. Soru cevap yapalım. Çok meraklı millet. E meraklı değil başına geliyor. Doğru. Me meraklı niye olsun Meraklı da var ama başına gelmiş. Meraklı çok... zaten var da. Vaka bu şimdi ne diyorsun? Ee, Eyüp Efendi kardeşimiz evli. Hanım hoca hanım. Allah sana versin hala da hayatta. O Medine'de vefat etti mübarek. Hazreti Osman'a yakın defnedildi. Aniden öldü. Efendimiz'e çok üzüldü. İlk bizim sohbetlerle İsmail'deki derslere geliyordu o zaman. Derslere getirdiler. Oradan salvar var getirdi. şoför oldu falan. Eyüp meşhurdur. Çok hatıratı var efendilerinden. Çok kerametlerini görmüş senin falan. Ona bu salat olmuş bir peri kızı. Ya her gece geliyor, e, hamamcı şey yapıyor onu uykuda. O tabi zahiren gör, şey yapıyor ama uykuda musallat oluyor. Bu sefer kalkıyor, banyo yapıyor. Her gece banyo yapıyor. Hanımı diyor, kardeşim ben ne bir şey yapmadım, bu ne oluyor? Her gece banyo, her gece Adam anlatamıyor. Ya diyor, bir peri musallat oluyor. Diyor, hadi git işine. Yani anlar anlamaz. Sonra Efendimiz gitti? Şikayet etti yani ben. Zor bir şey ya. Allah, ya. Allah Allah. Onla mı uğraşacaksın? Ondan sonra dedi ki yani bunun gusülü var, abdesti var, namaz kaçar, her gece ona göre saati kurarsın, geç yatarsın. Ondan sonra kusül vakit alan bir şey. Efendimiz de e, orada papucu eski bir nalini var. Papucunun bir tanesini İşte şeytan o Efendimiz Hazretleri'nin suretine görünemiyor ya. Kamil mürşit olursa çok kamil olacak işte bu. Ya, mürşidi kamil olursa işte o zaman onun bir eşyası bile engelliyor. Onu dedi, verdi bana dedi. Şey, Mesle Ondan sonra onunla yat. Yani yanıma onu koyuyorum diyor. Allah Allah. Hiç gelemedi dedi. Yani bunu adam yaşamış. Ha şimdi Hazreti Osman'ın yakınında yatıyor orada ya. Dedi ki ya nasıl kurtuldum dedi ya. Ya bu gibi iş, iş kolay tabi. Bize gel 40 tane havas seksen 80 tane kitap. Ya tutar ya tutmaz. <laughs> Çünkü neden? Amel eden doğru mu ediyor, etmiyor. Ya yani Evliya Allah'ın işi kolay yani. Böyle şeyler Yaşadık yani adam bizzat yaşadı ya. Ben de şahit... Niye kalksın ikide bir banyo yapsın ya? Biz bir gün Bitlis'teydik hocam arkadaşlarla beraber. Köpekler saldıracaktı. Efendi de şalı vardı yanımızda. Sadece göstermemiz kafi geldi. Aynı anda sürü koşa koşa arka gitti. Ey, Buna ben şahit oldum. Maşallah sana. İyi ki sen söyledin ben söylemedim. <laughs> yani bana hemen gerici yobaz mağaradan çıkmış diyeceklerdi. Bak gençlerden de ben onlara diyor ki bir yıldırım. Gençlere tahsillileri. Ulan tahsillisi de burada. Genç de genç. Tahsilli ise tahsilli. İlahiyat bitiriyor. Uyat, neyse. Ya e adam işte bunu yaşadım diyor şimdi. Ben bu. Ben demedim yani. Ha şimdi ne? <laughs> ben dedim hocam. E, tamam. Yani hakikaten önemli bir mesele. Mağarada bir de bana yaraşıldı herhalde hocam. E, sen de gericilere girdin artık. <laughs> Allah dostlarından ayırmasın. Amin. Elhamdülillah. Bunların dediği gericilik. Ee, Hızır Efendi'nin bir şiir var rahmetli şehit hocamız. Ya, i̇rtica. İslam ise başımın tacı olsun. Değil ya. mi? Yani ikinci Mısrasım belki diyemedim. De korkma Müslümanım. Müslümanım. Göğsün imanla dolsun. İrtica. İslam ise başımın tacı olsun gibi bir şey. Rahmetullahi Aleyh Şehit hocamız. Yani biz iftihar ederiz. Evliya olan kerametlerine inanmaktan, müşahede etmiş olmaktan. Ama tabii herkes inanmak mecburiyetinde değil. Yani bu şimdi burada sen bel, keramet haktır ama kerametin özel bir şahsın kerameti var. İnanmasa eli sünnetten çıkmaz. Ama keramet diye bir şey yoktur derse ayetleri de inkar ettiğinden kafir olur. Çünkü asafı e, Asaf-ı Berkaya'nın e, İsmi okuyarak Süleyman. Sebe Melikesi e, Belkıs e, annemizin Anladım. tahtını Yemen'den Kudüs'e bir saniyede getirdiği Kur'an'la sabit olduğundan, peygamberde olmadığından bunu yapanın kerametidir. Bunu inkar eden kafir olur. Daha Meryem Validemizde Güzel. de var. Evet, evet. Çay içer misiniz hocam bu arada? Çaydan da ağzımı rahat yaparsa diye şey <laughs> ettim. Şekerim 380'di biz başladığımızda. Evet. E, i̇ğneyi unutmuşum yapmayı falan. Sonra düştü herhalde biraz. İyi Ses durdu çünkü o ötüyordu devamlı. O <laughs> 300'den yukarı ötüyordu. Ahmet Karaman soruyor hocam. Ee, ben yurt dışında tıp fakültesinde bir erkek öğrenciyim. <laughs> Harama düşürmeden mezun etmeyecekler gibi görünüyor. Hocamızın bu konudaki tavsiyesi nedir? Allah için vaz mı geçelim? Lütfen cevap. Ne diyor? Ya diyor ben diyor yurt dışındayım, He. tıp okuyorum. Haram ne? Herhalde diyor, bir zinaya düşeceğim diyor böyle giderse. Okulu mu bırakayım başka bir şey ya mi yapayım? Niye zina düşüyor ya? <laughs> yani. Düşmesin. Zorla mı tecavüz edecekler ona. <laughs> Allah Allah ben de böyle de bir şey hiç duymadım ya. Yani demek istediğim e, bu kendini kollayacak yani zina <laughs> yapmayacak arkadaş efendim istimlaya bile fetva verdik bu gibi durumlarda daha ondan kadar paylaşılıyor. Hala Cumhuriyet Sözcü Oda TV bugün bir bile paylaşmışlar. Ne bunların tertibi bunlar sana istimladan anlamaz. Ya da kusül icap etmez zaten adamda din yok iman yoksa. kusul yok bir şey yok. Caiz mi diyeyim? Müslümanlara haramdan sakınanlara lazım olan fetvalar bunları çok ilgilendiriyor. Ne hikmetse <laughs> bir yere. Yeter ki fitne olsun. Eyvallah. Yani biz ona tıptan ayrılmayalım. Bir işte harama düşeceği kesinse o iş helal bile olsa terk edecek. <laughs> Çünkü set denli liseray sebepleri kapısını Kesmek. kapatmak için. Yani İslam'da bazı mubahlar adamına göre haram da oluyor. Bazı mubahlar. Çünkü neden? O adam o noktadan ben fren tutturamam. Kesinlikle burada harama düşeceğim diye biliyorsa o bazı mubahlar bile ona haram oluyor tabii. O ona, maliki mezhebinde o çok hüccettir, e, ana temeldir evet. Maliki mezhebinde. Vesileyi kapatmak. Bizde de tabii ihtiyattan falan iyi bir şeydir ama orada hükmünü bile haram dediği konular var. Halbuki normalde haram olmayabilir. Şimdi güzel program hocam. Bir de yılbaşı kutlayacaklardı. Şimdi bunlara kaçırırlardı. Sizin duanız aklıma geldi. Herhalde hoşunuza da gitmişti. Ya Rabbi Noel Baba'yı iptal eyle, yerine Cübbel Hoca'yı tayin eyle. Bilmiyorum açıkçası <laughs> dediklerimi şey unutuyorum. Öyle benim konuş, çok laflar konuşmuşum tabii. Evet. Şimdi ben de Allah Allah bunu ben mi demişim diyorum falan. <laughs> o yine her yıl başında yayılır hocam o. Allah Allah. Bu arada kardeşlerimize şey de soralım. E, yayını nasıl buluyorsunuz? Hoşunuza gidiyor mu? E sen de bitmeye yakın yayını nasıl <laughs> buluyorsunuz? E, daha düzeltme bayın da kalmadı. Yanlış yaptıysak kaldı öyle. <laughs> Yok bir dahaki yayınlar için şey olur ama. Yok bir dahaki yayınlara sen tabii o yorumlara bak. Çok bakıyoruz hocam. Var mı yorum? E, şimdi geliyor inşallah. Bakalım nasıl buluyor bizim kardeşlerimiz. He, onlar bir geçen ölçüm yaptılar. Geçen bir beğendi ama herkes çok beğendi. İkinci şey biz ayda bir dedik. Ya da bizimkiler beğenenleri sade yazdı. <laughs> Yok. O da olabilir yani. beğenmeyen pek çıkmadı şöyle. Ayda bir yapıyorduk iki hafta istediler. Ya bu, bu saat, beğenme. bu saatlerde bizi dinleyen tercih eden de be beğenenlerdir herhalde. Ee, ama... Bizim derdimiz esas beğenmeyenleri de dinletebilsek. Onun için ne yapmamız lazım? Para mara mı dağıtacağız? ne yapacağız? <laughs> Hediye kalacağız. O zaman gelirler hocam. Çekiliş mekiliş yapsak belki hepsi dinlerler. Ne <laughs> bileyim ben. Ne bileceksin dinlediğini de. E, ee, yine 12 bin civarı izleyen var burada. Bir de televizyonda veriliyor. Demek ki hakikaten e, televizyon, var. radyoda <laughs> hesap belli değil. Ama yine demek ki Elhamdülillah varmışlar. yani orada tabii. çok ulaşılabilir tabii ki. İşte anında şimdi yüzlerce geliyor. Maşallah beğeniyor kardeşler hocam. Elhamdülillah. Yani şey Allah beğensin. Allah razı olsun. Niyetlerimizi halis yapsın. Amin. Gösterişten muhafaza bulsun. Mesele bir Müslümanın kalbine idare Allah bizi vesile etsin. Niyetimiz bu olsun yani. Mesele Amin. niyet. Maşallah bayağı kardeşlerimiz beğeniyor ya. Bir de şey yapalım yine Yaş aralığı ile alakalı Yunus kardeşim. Bir bakalım Yaşar ne kaçmış. Onlar da biz kendimizi beğenmiş olmayalım. <laughs> <Yani> kendimiz... <laughs> Onlar bir bilgi veriyorlarsa sana açıklarsın. <laughs> yaşar alakalı bir anket de yapmış olalım. Sarı aldık. <laughs> Kafamız. Gel gel. Gel gel Cemal. Senin görünmende bir tehlike yok. Gel. Ya. Namerem değilsin. <laughs> Mübarek adam. De... Bu canlı yayından millet böyle kaçıyor maçı. Ne oldu lan? Orada görünmemek istiyorlar bir şey. Bir, bir şerahsızlık yok. <laughs> Utanıyorlar herhalde. Ne utanacak ya? tamam. <laughs> <laughs> çekimde de çekime gönderdim. Haydi bir.